insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler. Peygamber Efendimiz'in Şema-i Şerifi ile ilgili bir tasma yapacağız. Merhabalar efendim. Bir Hasbihal programında daha sizlerle beraberiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli izleyiciler, bugünkü Hasbihal programımızda önemli bir dava adamını, İslam'ın hayata hakim olması için her türlü fedakarlığı, her türlü gayreti, her türlü çabayı gösteren ve ömrünü İslam'a vakfeden bir zatı, bir şahsiyeti, bir yiğit ve cesur dava adamını konuşacağız. Merhum Nevzat Arabacı bugün konumuz olacak inşallah. Kendisini yakından tanıyan konuklarımız var. Hemen kendilerini takdim ediyorum. Hemen sağımda İl Müftümüz Ahmet Poçanoğlu hocamız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Ve karşımda Konya Milletvekilimiz Ahmet Sorgun Bey. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Allah razı olsun. Nevzat hocamız tabii önemli bir şahsiyetti hepimiz için. Hepimizin yakından tanıdığı 70'li yıllardan itibaren ve hepimizin üzerinde büyük emeği olan hocamızdı. Tek yönlü değil, çok yönlü bir aksiyon, bir fikir adamı idi. Onun her tür yönünü bugün inşallah masaya yatıracağız, konuşacağız. Kendisini rahmetle, minnetle anmış olacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Amin. Dileklerimizle programa başlayalım inşallah. İnşallah. Hocam, tabii 70'li yıllardan itibaren hep tanıyoruz ama sizin daha çok yakınlığınız var kendisiyle. Siz bir de Akıncılar Derneği'nde Halef Selef'siniz. Doğru. Öyle hatırlıyorum. Doğru. Evet. Doğru. Evet. Şöyle genel itibariyle neler dersiniz Nevzat hocamızla ilgili? Allah rahmet eylesin. Siz başlıkları da atmış oldunuz. Şöyle ki Cenab-ı Hak bu pandemi, bu salgın sürecinde memleketimize sıhhat ve afiyet lütfeylesin inşallah. İnşallah. Dua ile başlayalım. İnşallah. Biz Nevzat hocamı belki bizim hem sayın vekilimizle hem sizinle konuşmamız kolay olacak diye ümit ediyorum. Hocam 1973 yılında Konya İmvatip'e geldi. Yani biz 6. sınıfta idik. Hocamız 7. sınıflara felsefeye gelmişti. Ondan bir sene öncesi de Kulu Lisesi'ndeydi. Şimdi Kuluda da ben çalıştığım için biraz hem Kuluda da halef selef olduk biz Nevzat abiyle, Nevzat hocamızla. 73 senesinde Nevzat hoca İmam Hatip'e geldiği zaman isterseniz kısaca o günlerin genel havası üzerine de birkaç tabii, şey olur hocam, söylemek olur, isterim. Bunları sizden dinlemek isteriz. Yani İmam Hatip'lere büyük bir heves var ama bazı konuların anlaşılması ve anlatılmasında zorluk var. Yani imam hatipli olabilme şuuru konusunda eksiklikler yaşıyorlar. Bazı hocalarımız da bunu anlatmada zorluklar yaşıyorlar. Anlatılamayınca anlatmak isteyenlerle muhataplar arasında bir hoşnutsuzluk, bir gerginlik, bir karşılıklı uzaklaşma meydana geliyor. Yani imam hatip davası, imam hatipli olmak belki de bizim meslek dersleri hocalarımız tarafından çok iyi ifade edilemiyor. Belki ifade edilmek isteniyor ama çok iyi sonuçlar alınamıyor. Bu sebeple imam hatipte bir dağınıklık var, bir başka alanlara heves var, bir kaçış var. Hatta şöyle, mesela namazdan bir uzaklık var. Hatta şöyle de demek lazım, bir miktar bazı ufak tefek şeylere heves var. Bazı efendim davranışlara heves var. Nevzat Hoca için belki de söyleyebileceğimiz başlık olarak en önemli şey, İmam Hatipli olmanın insanda meydana getirdiği İmam Hatipli farkı, İmam Hatiplik şuuru dediğimiz şeyi belki de ilk böyle düzenli bir şekilde hissettiren, bu sebeple İmam Hatip Lisesi'nde çok başarılı olan, hani biz şöyle görmüştük, hoca geldi, ben hocanın İmam Hatip'e geldiği günleri çok iyi hatırlıyorum, daha çok 7. sınıflara giriyordu. Ben 6. sınıftaydım. Mesela barfiks denen bir şey var. Bu
Bizim okulda her zaman var, çocukluğumuzdan ta geldiğimizden beri var ama onu nasıl kullanacağımız konusunda rehberlik eden yok. Hoca Barfix'i öyle kullanıyor ki adeta böyle çark gibi dönüyor. Herkes Barfix'in etrafında böyle bir büyük ve geniş bir halka meydana geliyor. Mesela ben bunu çok iyi hatırlıyorum gözümün önünden. Yani o hareketlerini izlemek için değil mi? Ya herkes o hareketleri, yani Barfix orada yıllardan beri var. Yıllardan beri duruyor. O kadar ilgi çekmiyor adamı. Hiç ilgi çekmiyor. Yani belki biraz heves ediyoruz ama. Hocam ilginç. Yani özür dilerim. Şuraya girdim. Benim notlarımda da bu var. Evet, öyle mi? Öyle. Aynısını var şey. Yani. Aynı gözlemliyiz, doğru. Evet, çok ilginç. Yani o Barfix'i öyle kullanıyor ki. Allah Allah. Şey de böyle efendim, sanki o Barfix'in etrafında kalabalıklar ve yığınlar oluşuyor. Hı hı. Yani yıllardan beri orada duran Barfix kıymet kazandı. Hani nasıl invatifli olmak bir kıymet ve değer kazandıysa, o Barfix'in de değer kazandığını biliyorum. Ben bir şey daha söyleyeceğim, hemen Sayın Vekilime sözü bırakmak istiyorum. Şöyle ki, namaz kılıyorduk ama. Yani hani namazın tadı, namazın değeri dediğimiz şey de biraz Nevzat Hoca ile İmmatip'te yaygınlaştı. Yani namaz konusunda çok dururdu. Şöyle diyeceğim, iki şey çok kalabalıktı İmmatip'te. Bir Barfix'in etrafı, bir de mescitte sıra olmaya başladı. Yani bir vakitte, bir vakitte mescitte yetmiyordu, sığmıyordu. Yani bunda da Nevzat Hoca'nın büyük emeği var. %100. Yani ben net, yani bu konuda mutlaka başka emekler de var ama bu kadar hani namaz kılınırdı ama kendi halinde bu kadar dikkat çeken, bu kadar kalabalıklar toplayan bir namaz yoktu. Yani öğlen namazları, ikindi namazları, mescit öyle doluydu ki bir sefer yetmiyordu, birkaç sefer insanlar dolup taşarak öğrenciler namaz kılıyorlardı. Bu iki haliyle anarak hocamı rahmetle almış oluyorum. Evet. Hocam efendim. Allah razı olsun, tekrar döneceğiz halinize. Sayın Vekilim, başta da belirttik. Şimdi Nevzat Hoca hepimizin de yakından bildiği gibi hem fikir hem aksiyoner bir yapısı vardı. Yani bir taraftan fikri yönden gençleri yetiştirmede, bir taraftan da aksiyonlu kazandırma, hareketli kazandırma yönünden çok cevval, atak bir yapısı vardı. Neler dersiniz siz kendisiyle ilgili? Tabii öncelikle hocamıza ve diğer bütün geçmişlerimize rahmet dileyelim. Rabbim kabirlerini cennet etsin. Amin. Hepimizi cennetinde buluştursun. Ben de Ahmet Hocam gibi hocamı İmam Hatip Bey, Konya İmam Hatip Bey geldiğinde tanıdım. Ben o zaman muhtemelen ya lise 1'deydim ya orta sondaydım. Henüz bizim dersimize gelmiyordu. Ama ben de notlarımda var. Hocam, Nevzat Hocamı, ben o demirlerin ne işe yaradığını, dikey demirlerin. Barfix değil mi? Barfix ne işe yaradığını biz Nevzat Hoca geldikten sonra öğrendik. Allah Allah. Bir voleybol, çok güzel de voleybol oynardı. Öğrencilerle bir de o Barfix'in etrafında öyle şeyler yapardık. Herkes, bütün öğrenciler. Bir de hocam çok güzel ifade etti. Gençlik liseye ve lise sonları doğru gelindiğinde biraz daha ergenlik, işte efendim yavaş yavaş aile terbiyesiyle alınan şeyler yavaş yavaş şeye doğru kaymaya başlıyor. İşte sinemalara vesaire, kahvehanelere, namazlar vesaire şeyler. Ama hocam, yani deyim yerindeyse, okulun en serkeş ve çapkın ifadesini kullanmak istemiyorum muhatip gençler için ama onun içerisinde en ne diyelim, yani bilinçsizleri diyelim bile ivme kazandırdı. İmam Hatip'in şuurunda olmayan, ruhundan biraz şuuru, uzaklaşmış. Uzaklaşmış olanları, onları ele aldı. Bizim en delişmenlerimizi ele aldı. Onlar işte mescitte görülmezken, namazda görülmezken, namaz saatlerinde onlar kaytarırken bir de baktık onlar hocanın etrafında cemaate koşmaya başladılar. Hiç, yani şunu söyleyeyim. O gün hocamı nasıl tanıdıysam heyecanını, vefatından 36 saat yaklaşık önce kendisini aradım. Bir konuda bilgi vermek için, çocuklarıyla ilgili bir bilgi vermek için aradım. Cevap veremedi. Hemen 5 dakika sonra yazmış. Telefonda konuşamıyorum öksürükten, işte hakkını helal et, Allah Allah, dua et diye. Allah. Ben tabii hasta olduğunu bilmiyordum. Böylece öğrenmiş oldum.
Ama daha 15 gün önce Ayasofya açılması kararı verildi. Henüz açılmadı. Yani cumayı kılmadık. Aradı beni. Ya Ahmet dedi. Tabii ben öğrencisiyim. Tabii. Böyle şey yok aramızda. Ben Ahmet. O zaten Ahmet dedi, o doğal konuşurdu. Tabii. Ahmet dedi. Cumhurbaşkanımıza söyle. Cumayı kendisi kıldırsın. Hutbeyi kendisi okusun dedi. İslam dünyasında dedi çok büyük bir şey olur dedi falan. Tabii ben yani bunu lisan-ı münasiple ile değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız da ya bizim bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Evet. Kıraati de güzel. Eşi ehline vereceğiz dedi. Yani 60-50 yıla yakındır tanıyorum. 1973'te geldiğindeki heyecanı neyse 73 yaşındaki heyecanı da hep aynıdır. Hep aynı, doğru. Ben şuna benzetiyorum. Hani yenilenebilir enerji deniyor ya. Hı hı. Hoca kendi kendini yenileyen, sürekli yenileyen bir enerjisi vardı. Evet. Bunda şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Daha konuşuruz ama. Hocam Sivaslı. Evet. Sivas, hani Sivaslılar daha çok spor camiasında kullanılır. Yiğit o diye biliyorsun. Yani yiğitliği var. Hocam Konya'da yaşadı. Dava bilinci var. Konya'nın dava bilinci. Sivas'ın yiğitliği. İstanbul'da yaşadı. İstanbul Lise'yi biliyorsun. Ve üniversiteyi, lisenin bir kısmını ve üniversiteyi İstanbul'da. İstanbul'un entelektüelliğini ve uluslararasılığını taşıyordu. Bir de Ankara'da yaşadı. Orada dershanede de hocalık yaptı biliyorsunuz. Ankara'nın da realitesini biliyordu. Bir tanım çok güzel oldu. Yani dört şehirde yaşadı. Yani hepsini üzerinde barındıran bir yapı var. Aynen. Sivas'ın yiğitliği, Konya'nın dava şuurluğu. Konya'nın dava bilinci, dava şuuru, İstanbul'un uluslararası... Gerektiği zaman da beyefendiliği, İstanbul'un beyefendiliği. Entelektüelliği, beyefendiliği ve o girişkenliği ve Ankara'nın realizmi, realitesi. Doğru. Bunların hepsini hocam birleştirmişti. Bir insanı bakın... Bazı şeyler ele verir. WhatsApp profili hocamın, yani şimdi zamanınızı almayayım, şu anda telefonumda da var hocamın WhatsApp profili. İnsanlar WhatsApp profilinde ne gösterir? Kimisi en çok sevdiği şeyi gösterler değil mi? Eşi var, kimisinin çocukları var veya başka bir şey var veya bir yeşil manzara var. Hocamın WhatsApp profilinde bundan yaklaşık 3 sene önce ben de katıldığım gençlik kollarımıza, AK Parti Konya gençlik kollarına Silifke kampında gençlere verdiği seminerin görüntüsü var. Onun derdi gençlikti ve nesildi. Evet, evet. Derdi dünyaydı ama dünyalık değildi. Derdi dünyaydı ama dünyalık değildi. Dünyada İslam'a bağlı bir gençlik yetiştirme hedefiydi. Bakın ben hiç unutmuyorum. İnşallah başka şeyler de anlatırız ama 1976 yılı, işte 77'de üniversiteye gireceğiz. Üniversite sınavlarına girdik, sonuçlar geldi. Ben gönlüm makine mühendisliği istiyor. Canım, yani böyle şeyim öyle. Talebim, meylim, fıtratım öyle. Bekir Başarıcı Hoca'nın İhya Kitabevi vardı. Bugünkü bu Aziz Yen'in orada bir hatırlarsınız. Orada... Bana dedi ki, hayır dedi, bırak mühendisliği dedi. Ya hukuka gideceksin ya siyasala gideceksin dedi. Memleketin dedi, hakimlere, savcılara, kaymakamlara ihtiyacı var. Memleketin kurtulması için ya hakim, savcı olacaksın ya kaymakam olacaksın dedi. Ya hukuka gideceksin ya siyasala dedi. Ben o vesileyle, hocamın vesilesiyle İstanbul Hukuk Fakültesini tercih ettim. Şeyin puanı daha düşüktü tabii makine mühendisliğinin. Onu da tutuyordu. Ama benim hukuk fakültesini tercih etmeme hocamın tavsiyesi telkini sebep oldu. Evet. Rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Hocam size döneceğim ama veterimiz var. Tabii. Kendisinin bir konuşması var. Üç dakikalık konuşma. Onu izleyelim. Ondan sonra devam edelim inşallah. Arkadaşlar verebilir miyiz konuşmasını Levzat hocamızın? Hepinize teşekkür ediyorum. Ben hayatım mücadelede geçti. 80'de zindanlarda yattım. Muhsinlerle kaldım. Arkadaşlarım onlar benim.
dün gece buraya evimden çıkarken şehit olmaya geldim. Fakat olamadım. Ama olamadım. O olanları baş tacı yapıyorum. Ve şu anda beni dinleyenler, kardeşlerim, Türkiye'dekiler, siz bugün buradasınız. Sizin ayağınızın bastığı toprağı ve ayağınızı öpüyorum. Biz bugün burada ölenler Uhud'dakilerle buluşacak. Dönen yok, dönme yok, ölüm var, şehadet var, reise sahip çıkmak var. Biz Tayyip Bey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin reisi cumhurudur. Bizim reisimizdir. Biz Abdülhamit Han'ı bırakıp da evinde sabahlara kadar namaz kılıp halifeyi sürgüne gönderen Müslümanlardan olmayacağız. Biz Menderes Tanrı uludur diye ezan okunurdu. Bir gün bu minarelerden Allahu Ekber sesi geldi. Biz Menderes ipe giderken kellesini düşürenlerden olmayacağız. Eğer ben Nevzat Arabacı olarak söylüyorum, şu anda top ve tank gelirse, yeminle söylüyorum, ordu üstüme gelse ölmeden eve dönmeyeceğim. Arkadaşlara dedim ki bütün konuşmacılar benden önce konuşsun. Onlar güzel şeyler anlattılar. Neler oldu anlattılar. Konyalı'nın şerefli olduğunu anlattılar. Ey Malazgirt'ten beri gelen torunlar. Fethullah'ın korkak adamları. İhtilal yapacak kadar cesur da biz ölüme gidecek kadar korkak mıyız? Bugün ölümü düşünmek bile ibadettir. Ölmeden eve girenler bugün kanımızla bu vatanı sulayalım ki bizim de arkamızdan gelenler Çanakkale yaptı desinler. Evet. Ben çok duygulandım hocam yani, dinlerken. Evet. Hakikaten bütün samimiyetiyle konuşuyordu. Evet. İç hali, iç duygusu, kalbi, gönlü neyse dışarıya o aksediyordu. Öyle bir yapısı vardı. İnandığını yaşayan bir yapısı vardı. Ve o konuşmasında hissediliyordu zaten. Diyor ya, ordu üstüme gelse ben ölmeden geri dönmem. Hakikaten onu tam manasıyla inanarak söylediğine ben %100 inanıyorum, eminim. Tam manasıyla böyle bir yapısı vardı. Ve tek başına bir orduydu adeta Nevzat hocamız. Evet. Allah gani gani rahmet amin, etsin. Amin. Evet hocam, sizin ne hususunda yani söyleyeceğiniz var bilemiyorum ama bir de o Akıncılar Teşkilatı'ndaki çalışmalarından bahsetseniz. Ondan önce de birkaç şey söyleyeyim. Aha, Akıncılara buyurun. Giderken. Buyurun. Hani gerçekten tanıdığım en cesur adamdı. Evet. Bir miktar cesur insanlarla hepimiz birlikte olduk. Benim tanıdığım en cesur insandı. Allah rahmet aynen eylesin. Öyle. Biraz önce Sayın Vekilimizin söylediği hani yenilenen enerji diye. Sürekli kendisini yenilerdi. Hı-hı. Ben sonraki dönemlerde özellikle İsmail Kaya Hoca'dan da bahsedeceğim. Biraz evet, oraya getireceğim. Evet. İsmail Kaya Hoca'nın Ahmet derdi. Ben İsmail Hoca'nın evinde biraz kalayım. Bazen bir ay falan böyle. Mesela Ramazan'da, belki 8-10 Ramazan yakın zamana kadar, Ramazan'ın başından sonuna kadar hiç ayrılmadan hocanın evinde kalırdı. Hmm.
Orada okurdu, orada işte bir bakıma inzivaya çekilirdi, düşünürdü. Tabii İsmail Hoca da yalnız olunca... Yok, İsmail Hoca'nın vefatından sonra. En az 10 sene, 12 sene, 15 sene her Ramazan'da hocanın evinin anahtarlarını ben ona verirdim. Ramazan ayında, Ramazan'ın başından sonuna kadar hocanın evinde kalırdı, kitap okurdu, hazırlıklar yapardı, konuşmazdı, riyazata çekilirdi bir bakıma. Yani ben sayın vekilimiz onu söyleyince, hani daima böyle kendini yenileyen hazırlıkları ve çalışmaları vardı. Ben biraz daha imvatibe dönmek istiyorum, biraz daha kronolojik. Hani hoca geldiği zaman bizim okulumuzda, işte Allah rahmet eylesin, İsmail Kaya Hoca vardı. Onun kendine has derinlikli bir çalışması vardı. Mesela bizim işte hem Arapça hocamızdı hem sınıf hocamızdı. Nevzat Hoca gelmeden bir sene önce biz hocayla beraber oturur kitaplar okurduk. Mesela Hacı Ali Kap hocamız vardı, belli bir şey aşılama gayreti içerisinde olan. İşte İsmet Demir Hoca vardı, işte efendim Hacı Ali, Orhan Sert Hoca vardı. Ali Gümrah hocamızı da analım, hayırla yad edelim. Evet. Yani onu anmasak olmaz. İsimleri burada. Hep aynı. Yani, evet, aynı çevrede yaşadığımız için Ali Gümrah Hoca vardı. Böyle bir miktar işte sempatizanlarla falan da bir şey oluşturdular. Yani Öğretmenler Odası'nda, İmvatip'te bir genel bir yapı oluşturmuşlardı. İşte oradan önce Milli Türk Talebe Birliği'ne gidildi. Yani işte Aydınlar, Aydınlar Ocağı değil, Aydın Fikirler Kulübü. Aydın Fikirler Kulübü de toplanma oldu. İlk oralara gittiğimizi hatırlıyorum. Daha sonra Aydın Fikirler Kulübü'nden Milli Türk Talebe Birliği'ne geçildi. Evet. Milli Türk Talebe Birliği'nden Akıncılara geçildi. Şimdi orada, şimdi okulda mesela şunu yapardı hoca, sadece kendi sınıfında konuşmazdı. Mesela biz bir sınıf aşağıdaydık, bizim sınıfta da ders bitiminden sonra seminerler olurdu sınıfta. Yani hoca bizi düşünmeye, bizi okumaya, bizi anlamaya teşvik eder idi. Bu çalışma, yani bu hani bizim İsmail Kaya Hoca'dan Hacı Ali Kap Hoca'ya kadar, Ali Gümrah Hoca'ya kadar, işte Orhan Sert Hoca'ya kadar devam eden, işte dışarıda Haşim Hoca'nın da lisede diğer bazı hocaların da katkılarıyla Konya'da bir şey oluştu, bir gençlik hareketi oluştu. Evet. Ben burada bırakayım isterseniz. Evet, kaldığı yerden devam etmek ister misiniz? Şimdi farklı bir konuya mı? Yok, kaldığı yerden devam edelim. Çünkü burada Ahmet Hocam'ın da ifade ettiği gibi aslında hocam orada bir bütünün de parçasıydı aynı zamanda. Evet. Yani İsmail abi derdi İsmail Kaya Hocam'a ki onların hakikaten hepimizin ve herkesin hep ve o hocaların da hocalarımızın da saygı duyduğu kişi İsmail Kaya Hocam ve İsmail abi rahmet eylesin derlerdi. Evet. Bunlar sadece okulda ders vermekle kalmıyorlar. Yani işte biraz önce Ahmet abi saydı, İsmail Kaya, Hacı Ali Kap, Orhan Sert, İsmet Demir efendim, Bekir Başarıcı, Nevzat Arabacı, yani diğer bazı hocalarımız daha vardı. Bunlar bakın öğrencileri bölüşürler dersin dışında. Onar onar yaklaşık o civarda her hafta sonu her birimizin, ben mesela Ali Gümrah Hoca'nın grubundaydım. Her hafta sonu birimizin evinde otururuz. Hocam ama önce kendi evinden başlar. Önce ikramı kendisi yapar. Bir kitap, her hafta bir kitap okunur ve orada tartışılır. Nevzat Hocam'ın başka bir grubu, efendim İsmail Hocam'ın başka bir grubu, Ali Gümrah'ın başka bir grubu, Orhan Hoca'nın başka bir grubu. Ve bunlar bakın maaşlarını, başta İsmail Hocam da öyle, Nevzat Hocam, hatta onu şuradan da biliyorum. 12 Eylül sonrasında işte işkenceler, cezaevleri vesaire. Onlar geleceğiz. Şeyler, geleceğiz. Evet. Ve şunu dedi, yahu dedi, bir yönüyle hüzünlü, bir yönüyle de sevinen bir şey.
benim çocuklarımı dedi biraz şey yapmışlar yani şımartmışlar. Hı-hı. Yani çünkü niye? Benim ilgilendiğimden veya benim evlere aldığımdan daha fazlasını ben içeride olduğum için ilgilenmişler. Hem Müslümanların vefakarlığı bakımından güzel bir şey. Ama öbür taraftan da kendisi neredeyse bu talebeler de bunu biliyor. Maaşı büyük kısmı evine değil öğrencilerine evet. gidiyordu. Bunlar bir ekipti, bir ekoldü. Hı hı hı. Hepsi Allah rahmet etsin vefat edenlere, sağ olanlara Rabbim hayırlısını ömür etsin. Hep bedel ödediler. Evet. İsmail Kaya hocam Bosüyü'ye sürüldü. Nevzat hocam sürüldüğü yerleri sayma imkanı yok şimdi. Doğru. Yani doğru. işte efendim Bozkır'a gönderildi, Anadolu Lisesi'ne gönderildi, Trakya'ya gönderildi değil mi? Doğru. Yani gönderilmediği yer kalmadı. Doğru. Gazi Lisesi'ne gönderildi. O zaman erkek lisesiydi herhalde. Doğru. Gönderildi. Hacı Ali Kapı Kütahya'ya bir diğeri başka bir yere her biri bir yerlere evet. sürüldüler. Bedelini ödediler. Tabii o çalışmanın, o samimiyetin bir bereketi oldu. O gençlik hareketinde bir bereketi oldu. Hiçbir dünyevi beklenti olmadan. Üniversite hazırlık kursları veriyorlardı, dersler veriyorlardı. Hiçbir şey yok. Yani bedelsiz. Evet. Yani ve o samimiyet bugünkü şeyleri doğurdu. Bir, hiç unutmuyorum, 74 olabilir veya 75 ama 74 muhtemelen. İmam Hatip Lisesi'nde bir cuma günü tören programı olacak. Hemen A blok dediğimiz yerin üstte yurt, altı sınıf. Onun önünde program oluyor. Hiç haksızlığa dayanamazdı. Hı hı. Bir öğrenci yurttan terliğiyle inmiş. Yurtta kalıyor ya. Hı hı. Ders de boşmuş herhalde. Terliğiyle programa inmiş. Orada bir müdür muavini yanlış hatırlamıyorsam veya belki baş müdür muavini de olur. Öğrenci bütün öğrencilerin huzurunda istiskal ederek burası tekke mi dedi. Elinde de mikrofon var. Allah Allah. Burası tekke mi dedi. Nevzat Hoca bir çıktı kükredi. Ne demek dedi tekke mi? Tekkeyi nasıl sen böyle küçümsersin dedi. Hoca çıkınca bütün o delişmen abilerimiz hepsi birden yürüdü şeye. Hocanın arkasına. Hı hı. Hemen aman durun yatıştırdılar falan. Hiçbir şeye tahammül edemezdi. Enes hocamın oğlu. Allah'ım hayırlı uzun ömürler aha. versin. Enes'in söylediği bir şey var. Babam diyor bir mazlumun gözyaşı için hem kendini ateşe verir evet, hem evet, dünyayı aynen, ateşe verir. Aynen öyle diyor. Siz Anadolu Lisesi'ne sürül dediniz ya hemen bir şey hatırladım. Kendisinden dinlemiştim. Anadolu Lisesi'ne hocam gittiği zaman göreve başladığı ilk gün öğretmenler odasına giriyor. Beni dinleyin arkadaşlar diyor. Ben İslami düşünceye mensup bir kişiyim. Eğer burada İslam'a hakaret etmeyecekseniz, İslam'a hakaret etmeden konuşacaksak sizinle anlaşırız. Ama İslam'a hakaret edecekseniz sizinle dövüşürüm. Aynen böyle ifade. Sizinle dövüşürüm dedim diyor. Ondan sonra bir daha İslam'ın aleyhinde konuşamadılar. Çünkü duymuştum önce İslam'ın aleyhinde konuştuklarını. Var varmaz diyor şeyimi koydum, tavrımı koydum. Böyle de bir yapısı vardı yani. Reklama gidiyormuşuz. Reklamlardan sonra devam edelim inşallah. Efendim reklamlardan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın. İle ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler bu. Peygamber Efendimiz'in Şema-i Şerifi ile ilgili bir fasıl yapacağız. Evet tekrar merhabalar efendim. Nevzat Arabacı hocamızı andığımız il müftümüz Ahmet Poşanoğlu ve Konya milletvekilimiz Ahmet Sorgun Beylerle yaptığımız programa devam ediyoruz. Evet hocam, akıncılarla ilgili. Yani hocamın bu, o faaliyetlerle ilgili öğretmenlik neler söylersiniz? Süreci hani burada devam eden işte biraz önce söylediğimiz hem İmvatip hem işte Aydın Fikirler Kulübü hem Milli Türk Talebe Birliği'nde devam eden süreç hı hı. Akıncılar Derneği'nin kuruluşunu getirdi. Hı hı. Yani işte 1976'dayız evet, artık. Evet. 1976'dayız. Hı hı. Akıncılar Derneği'nin kuruluşunu getirdi. Ya hocam işte İsmail Hocagil, Nevzat Hocagil'in hemen hemen biraz önce zikrettiğimiz isimlerin tamamıyla biz Akıncılar Derneği'nde hem kuruluşunda hem Akıncılar Derneği'nin bu Ahmet Bey'in de söylediği gibi bu seminer faaliyetleri, evet, özellikle evet. yaygın olan seminer hı hı, faaliyetleri, hı.
okuma. Hani şöyle görülür, bizim bu MTTB Akıncılar Hareketi bir kitap, bir okuma hareketidir, aynen bir öyle. Yazma hareketidir. Aynen yani öyle. Bu biraz şey yapılır, göz ardı edilir sanki yani tamamen bir aksiyon, aksiyoner ama okumaktan kopmamış. Evet. Ya da işte üniversite, biraz önce hocamın söylediği, Ahmet Bey'in söylediği gibi işte ücretsiz üniversite hazırlık kurslarından tutunuz da insanların tercih edeceği ya da öğrencilerin tercih edeceği alanlara kadar tam bir şey, gençlik hareketi ve bir okuma, öğrenme, yardımlaşma hareketi. Hoca için tabii ki şunu söylemek isterim. Hoca bir defa çok cömert bir insan. Evet. Yani mesela şöyle diyebilirim. Cebinde 120 lirası varken 100 lirasını verirdi. Yani o kadar cömert. Aynen. Yani kendisine ya. 20 lira bırakır, gördüğüm şey bu. 100 lirasını verirdi yani, bu kadar cömert bir insan. Hocanın belki de işte 80 ihtilaline gelirken, hadi gece gündüz Akıncılar'da efendim Bozkır'a sürülmesine rağmen, işte Anadolu Lisesi'ne sürülmesine rağmen, Tekirdağ'a sürülmesine rağmen bütün günü, zamanı, bütün kalan vakti Akıncılar'da geçerliydi. Beraber olur idik. Yani bir defa bizdeki bu invatip neslindeki cesaretsizliğimizin ya da işte kendimize güvenin, kendimizi ifade edebilme kabiliyetinin ya da efendim kendimizi savunabilme kabiliyetinin kazanılmasında hocanın büyük emeği var. Yani bu sebeple cömertti. Bize böyle bir katkısı oldu, çok cömertti. Bir de şunu söyleyerek ben sayın vekilime bırakacağım. Hoca öğrencilerini o kadar çok severdi ki, bakın 12 Eylül'e de geldik, hoca yakalandı ve büyük eziyetler ve işkenceler gördü. Bizler bakın çok cezaeviyle muhatap olmadık, işkenceyle muhatap olmadık. Nedendir derseniz, hoca hiç çözülmedi. Evet. Hiç konuşmadı. Hiç kimseyi itham etmedi. Evet. Hiç, hatta mümkün olduğu kadar her şeyi kendi üstüne aldı. Ya. Bu sebeple her şeyi kendi üstüne aldığı için Konya'da pek çok insan cezaevine girmekten kurtuldu. Yani öğrencilerine düşkünlüğünü, onlara cömertliğini sadece şeyle değil. Parayla değil. Parayla değil. Fedakarlık. Yani onu mesela o sorgularda belki biraz sonra sayın vekilimiz söyleyecek. Hakikaten işkencelerde, sorgularda. Yani o cömertliği sadece parayla cömertlik değildi. Yani bir şey mi var, bir soruşturma mı var? Onu hiç kimseye şey yapmadı. Yani hiç kimse üzerinden şu da vardı demedi, şu söyledi demedi, ben yapmadım demedi. Evet. Kendisi kabul ediverdi. Böylece onda kaldı. Yani cömertlik sadece şey cömertliği, fedakarlık manasında da hoca çok cömertti. Bu sebeple Konya 12 Eylül'de hoca sıkıntı çekti ama Konya çok sıkıntı çekmedi doğrusu. Bunu ben bir Akıncılar Derneği başkanı olarak o dönemde itiraf etmek zorundayım. Allah ondan razı olsun. Hep o dönemlerde bunlar hep konuştuk hocam. Zaten bunlar hep bilinen şeyler. Ya hocanın çevresinde bulunan sizler, bizler hep bildiğimiz şeyler. Hakikaten hocanın üzerinde o kadar işkence, baskıya rağmen hiçbir tane bile isim vermemesi onun ne kadar cesur ve yiğit bir yapısı olduğunun bir göstergesi. Yani bir de şurayı isterseniz biraz öne gideceğim. Bu Nevzat Hoca, Erbakan Hoca'ya çok şeydi. Evet. Yani bağlı bir insandı. Mesela bu 69, işte 73 seçimleri olsa gerek zannediyorum. O 73 seçimlerinde hocalarımız bizim, Nevzat abi dahil, köy köy. Yani gece demeden, gündüz demeden, biz memuruz demeden, hani bunları rahmetli Recep abi falan da çok anlatırdı. Hangi köyde nasıl konuştuklarını, efendim isimlerinin, adlarının ne olduğunu rahmetli Recep okumuşlar abi daha iyi bilir. Allah rahmet eylesin. Yani o 73 seçimlerinde özellikle, işte 69 bağımsızlık hareketinde belki Nevzat abi burada değildi, İsmail Hoca falan buradaydı. Ama 73 seçimlerinde ben biraz önce ismini zikrettiğim hocalarımızın ve özellikle Nevzat hocamızın
Ben köy köy, mahalle mahalle, kahvane kahvane bu seçimlere çalıştığını biliyor. Hocam yani, siz bunu deyince ben bir olay hatırladım. Tabii buyurun. Karapınar'da olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam, zihnim beni yanıltmıyorsa. Erbakan Hoca orada konuşurken seçimler öncesi işte birkaç kişi sözlü olarak sataşmada bulunuyor. Böyle hakaretvari sözler söylüyor. Nevzat Hoca hemen gidiyor, işte gerekeni yapıyor orada. Yani bir de öğretmen ve açığa alınıyor. O şeyden sonra açığa alınıyor. Evet. Belli bir süre açıkta kalıyor. Tabii görevine tekrar dönüyor ama fakat orada göstermiş olduğu o yiğitlik, o milli görüşün ilk fedakar genç cinin nasıl olması gerektiğini ortaya koyucu tarzı çok önemli. Yani kimse yokken, tabii, değil mi, hocanın yanında işte genç olarak hele hele kimse yokken Nevzat Hoca ben varım diyebilen bir yapısı vardı. Onu da orada göstermişti. Evet. Karapınar'da. Evet Sayın Vekilim. Hem işte Akıncılardan alabilirsiniz ve 80 ihtilali ve sonrası. Evet. Buyurun. Aslında tam sizin söylediğinizle bağlantılı. Hani kim var dendiğinde, hı hı, etrafına, sağına, soluna bakmadan ben varım diyen, evet, bir adam. Evet. Biraz önce Ahmet Hocam ifade etti. O zaman Erbakan Hocamıza gerçekten çok bağlıydı. Evet. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımıza. Aynen. Aynen. Evet. Yani sonuna kadar. Hı hı. Yani her defasında sürekli bana tembih ediyor. Aman şuna, Sayın Cumhurbaşkanımız şu tehlikelere karşı dikkat edin. Hı hı. Aman, yani toz kondurmazdı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da Nevzat Hocam'ın şeyleri, iki ortak özellikleri var. Bir, ikisi de Allah'tan başka kimseden korkuları yok. Elhamdülillah. Bir de çok büyük özgüven sahibi. Evet. Yani, evet, nasıl olduğunu şöyle ifade edebilirim. Bana dense ki Recep Tayyip Erdoğan'ın bu millete yaptığı en büyük hizmet nedir dense, bakın. En büyük hizmet nedir? Havalanlar mı, tüneller mi, hızlı trenler mi, üniversiteler mi, hastaneler mi, postaneler mi? Hiçbirini saymam. Derim ki bu millete aşıladığı özgüven. Nevzat Hocam'ın da özellikle tırnak içinde söylüyorum, İslamcı gençliğe, yerli ve milli olan insanımıza ve İmam Hatip nesline. Çünkü İmam Hatip nesli sürekli tabiri caizse tepesine vurup ekmeği elinden alınan, değil mi? Hep tepesine vurulan, küçümsenen, efendim böyle bir şeyle, evet, yetişiyor. Evet. Hep ikinci sınıf muamelesiyle yetişiyor. Hı-hı. Ve meşruiyet problemi var. Ne yazık ki taşıyordu. Hı-hı. Ama Nevzat Hocam'ın o çalışmaları, o verdiği özgüvenle bunu kırmış oldu. Onun için bu iki özellik, evet, Sayın Cumhurbaşkanımız da Nevzat Hocam'ın bu benzer taraflarını ben hep dikkatimi çekti. Ben bir şey araya gireyim. Onu şey, söz başka yere gitmeden. Siz dediniz ya özgüven, özgüven meselesi. Şimdi Erbakan Hocamızın bir sürekli üzerinde durduğu şahsiyetli dış politika bir şey vardı, söylemi vardı. Onu şimdi işte Libya politikasında olsun, daha önceki dış politikalar konusunda olsun, Cumhurbaşkanımız tam manasıyla hakikaten yerine getiriyor. Nevzat Hocamız da bundan son derece, ben konuşuyorduk zaman zaman kendisiyle, son derece memnun oluyordu. İşte derdi ki Erbakan Hocam neyse Recep Tayyip Erdoğan o ve onun her bütün söylemini yerine getiriyor diye böyle bir fikir ve düşünce yapısına sahipti. Evet, doğru. Dediğinize aynen katılıyorum, doğru. Öyle, şimdi, öyle bir düşüncesi vardı. Tabii. Evet. 12 Eylül üzerinde durmamız gerekiyor. Evet. Gerçekten 12 Eylül niye oldu? Yani hadiseler oldu. 5000 vatan evladı işte sağdan soldan öldürüldü. İşte anarşik olaylar oldu. Sivas oldu, Çorum oldu, evet, Maraş oldu. Bunun için mi oldu? Hayır, bunlar işin çerezi. Bunlar işin elma şekeri tabiri caizse öne çıkarılan kısımları. Belki de bunlar özel olarak da oluşturdular. Zaten böyle. Hazırlamak için. Çok net bir şekilde böyle zaten. Bakın özellikle MTTB ve Akıncılar'da, ki MTTB işin şeysi, tabanı, hı hı hı, yani daha altyapısı. Orada şiir yarışmaları, her yıl kompozisyon yarışmaları, sinema kulübü, tiyatro kulübü, spor kulübü, gezi kulübü, yani böyle bütün öğrenciler bu şekliyle yetiştiriliyor. Ve kendine güvenen bir nesil geliyor. Ama dünyada da
bir şey gerekiyor. Yani yeni bir dünya düzeni kurulacak. Türkiye'nin de kontrol altına alınması gerekiyor. Bunun için bir yeşil kuşak projesi oluşturulacak biliyorsunuz. Yani Amerikan şeyine göre. Buna karşı çıkılmaması için bir şey hazırlandı. Olaylar vesaire şeyler. Evet. Sonra kendileri çok net ifade ettiler. O ihtilacı generaller yani oluşmasını bekledik. Ortamın oluşmasını bekledik diye. Ve ihtilal olduğunda bizim çocuklar da kazandı dediler Amerika'da. İhtilal olduğunda da geceleyin endişe edecek bir şey yok. Bizim çocuklar dendi. Ve FETÖ burada lanetle anmamız gerekiyor. Evet. Lanetle anmamız gerekiyor. Ve aranınlar listesinde olduğu halde değil mi? Hiç unutmuyorum. Postanenin orada. Şu anda eski postanenin orada. Hatırlıyorsunuz Kayalı Park'ta. Biz resimleri vardı orada. Şeylerde. Arananlar listesindeydi. Ama hiç dokunulmuyordu. Dokunulmuyordu. Ya. Bakın bir serbestçe de geziyordu yani. Bir şeyi söyleyeyim. Bir arkadaşımız, bir üniversitede bir hocamız şunu anlattı. Şu anda üniversitede hoca yani İstanbul'da genç bir arkadaşımız. Ben dedi İstanbul Edebiyat'ta filan hocanın talebesiyim. Yani bu özellikle Milliyetçi Camia'nın çok saygı duyduğu büyük hocalardan bir tanesi. Şu anda ismini hatırlayamıyorum. Bana dedi ki iki arkadaş biz iki asistanız. Dedi ki bize gelin size Allah ömür verir bilemem ama vefat etmeden size bir şey söyleyeceğim dedi. Merak ettik. Buyur hocam dedi. Beni dedi 1982 yılında Kenan Evren çağırdı diyor bakın. Biz 82 yılı bakın. Biz Türkiye Cumhuriyetlerden başlamak üzere okullar açacağız. Bunun dini kısımlarını Fethullah Gülen Hoca yürütecek. Siz de eğitim kısmını yürütün dedi diyor. Allah Allah. Ben dedim diyor istişare edelim ondan sonra diye izin aldım diyor. Bir hafta veya 15 gün sonra tekrar gidiyorlar. Tabii diyor ki paşam bu yerli ve milli bir proje değil. Bu bir Amerikan projesi. Biz burada yoğuz diyor bakın. Sincan'da 1982 yılında yeri ve tarihini söyledi arkadaşımız. Benimle gitmesin bu sır dedi diyor hoca. Öldü diyor şimdi o profesör diyor. O büyük bir profesör. Ve bakın o zaman Kenan Evren Amerika aynen yatırımını yapmış. Evet, evet. Ya bunu bilmemiz lazım. Ha, 12 Eylül deyince 12 Eylül'de de var FETÖ. 28 Şubat'da da var. 28 Şubat'ta ya, Erbakan Hoca bir fiil ne diyor? Tabii var, çek git artık diyor değil mi? Beceremedi diyor. Çek git tam diyor. İşin ortasında göbeğinde. Ve herkesin var, bakın ben o tam 28 Şubat'ta Konya Büyükşehir Belediyesi'nde beraber biliyorsunuz yani Kenan Sekreter Yardımcısıyız. İlim Yayma Cemiyeti'nin, RİBAT'ın, Anadolu Milli Gençlik Vakfı'nın bütün defterlerine el kondu biliyorsunuz. Evet. Ama onların her şeyine el konuyor. FETÖ'ye yol açıldı. Doğru. Hiç dokunulmadı. Hem 12 Eylül hem 28 Şubat bir bakıma pek çok etkin yapıyı bağladı. Şeyleri tabii. Yani taşları bağladı, köpekleri serbest bıraktı. Aynen, taşı bağladı, köpekleri serbest bıraktı. Evet. 12 Eylül'e gelince, tabii onu hepimiz yaşadık. Ve o cuma günü, ben o zaman hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiydim. İhtilalden yaklaşık bir ay sonra filandı veya bir ayı geçmişti. Hasan Hüseyin Varol hocam da tutuklananlardan yani gözaltına alınanlardan. Zaten Nevzat hocamın konuşmadığının en büyük şahidi. Şimdi onu anlatacağım. Hocamı ziyarete gittik. Cezaevinden çıktı. O zamanki evi eski garajın şu anda Karatay Terminali'nin arkasında bir yerdeydi. Tayyip Büyükkürükçü hocamızın eski evi. Eski evi. Oradaydı. Hasan Hüseyin Varol hocamı ziyarete gittik. Bize ağlayarak şunu dedi. Arkadaşlar dedi. Biz ufak tefek bir şeyler gördük dedi. Ama bizim içimizde en büyük işkenceyi Nevzat gördü. Ve hiç konuşmadı. Eğer Nevzat'ın gördüğü işkenceyi ben görseydim ne bilirsem söylerdim dedi. Allah Allah. Ve bunu da hocam
hatıratlarında yazıyor. Ben bunu canlı kendi evet. 12 Eylül'ün hemen akabinde, belki de bir ay sonrasıydı. Hocam cezaevinden çıkar çıkmaz ziyaretine gittim ve ağlayarak bunu söyledi. Hatıratında işkenceden getirdikleri zaman diyor, namaz kılmak için secdeye vardığında gördüm ayağın altı delikti diyor. Evet. Delinmiş ayağın altı. Hiç de şikayet etmezdi. Hiç de şikayet etmez. Yok, hiç anlatmayan çok anlatmazdı. Kendisini hiç anlatmazdı. Onun için yani gerçekten tam bir Allah eri, tam bir mücahit. Tam bir İslam eri, tam bir mücahit. Tam bir mücahit. Bir reklam aramız daha var. Buna devam edeceğiz. Efendim, bir reklam aramızına daha gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Nasıl hal yapacağız? Evet, son bölümde yeniden beraberiz efendim. Şimdi değerli hocam, değerli vekilim, tabii Nevzat hocamızın vefat sebebi, ölüm sebebi korona, Covid-19 diye tabir edilen bir virüs. Şimdi bugün aldığımız bir haberi iletelim ve rahmet dileyelim ki hocalarımıza. Hüseyin Şimşek hocam ve Kamil Yaylalı hocalarımız da yine aynı virüs yüzünden hayatlarını kaybettiler o sebeple. Allah kendilerine rahmetiyle muamele etsin. Mekanları cennet olsun hepsinin. Tabii bu arada da hemen vurgulayalım. Bizim maskelerimiz önümüzde. Evet. Maske, mesafe, temizlik konularında da son derece dikkatli hareket etmemiz lazım. Değil mi hocam? Çok tabii, son derece tedbirli olmamız lazım. Bu konuda da sizin bir mesajınızı alalım. Bir kul hakkı olduğuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı sık sık açıklama yapıyor ama yani bir de sizden buyurmuş olalım. Yani maske, mesafe ve temizlik konusuna, hijyen konusuna çok dikkat edelim. Gerçekten bu çok ağır bir durum. Belki karşılaşabileceğimiz, karşılaştığımız çok ağır durumlardan bir tanesi. Eğer çok dikkatli davranırsak inşallah memleketimizden bir an önce bu musibetten memleketimiz i̇nşallah. Kurtulur. İnşallah. Çocuklarımız yeniden okullarına döner. Cemaatimiz yeniden camilerine döner. İnşallah. Yani gerçekten zor durumdayız. Çok dikkat edelim. Tabii. Birbirimize zarar vermeyelim. İnsanımıza çok büyük görev düşüyor çok, bu konuda. Çok, değil mi? Çok büyük dikkat. Bu üzerine. Duyarsızlığın bir an önce ortadan kalkması ve herkesin gereken tedbiri elden hani, bırakmadan hareket etmesi gerekiyor. Bu konuda ilk üçte, ilk beşte olmak yakışmıyor evet, doğrusu. Konya gibi bir şehre Konya gibi hocam. Bir şehre yakışmıyor. Evet. Bu da bizi çok üzüyor gerçekten. Evet. Bu konuda siz ne dersiniz Sayın Vekilim? Evet, tabii bu şu anda can yakıcı bir durum. Evet. Her gün bir yakınımızı, bir evet. büyüğümüzü, bir sevdiğimizi, bir canımızı kim olursa olsun yakın, uzak, büyük, küçük, kadın, erkek, evet, evet. tanıdık tanımadık bir canımızı kaybediyoruz. Evet. Bu sadece kendimizle ilgili değil. O bakımdan yani ihmale gelecek bir şey efendim can benim değil mi nasıl istersem diyemeyiz kesinlikle. Bir toplumsal bir durum söz konusu. Sadece görevlilere bunu bırakmak, sağlıkçılara bırakmak, polislere, zabıtalara bırakmak doğru değil. Elbette onların yapacağı görevler var ama hastanelere gitmeden önce, hastalanmadan önce bizim yapmamız gerekenleri mutlaka yapmamız gerekiyor. Cezadan önce toplumsal bilinç. Hakikaten hocamın isabetle ifade ettiği gibi yani Konya'ya bu yakışmıyor. Biraz önce bu bir dava bilinci dedik ya. Yani Peygamber Efendimiz hocam kusura bakmayın ben sizin alanınıza girdim ama yani bir yerde salgın bir hastalık olduğunda değil mi? Oraya gidilmemesi Hadi veya şerefe. Oradaysanız oradan Hadi çıkılmamasını şerefim. Tavsiye ediyor. Yani her şeyden bu dini de bir konu. Yani geçen evet. gün hocam teşekkür ederim bir mahallede bir kenar mahallede cuma kıldım 2 hafta önce. Allah razı olsun. İnan o hocamı dinleyen insan maskesiz bir yere çıkamaz yani. Evet. Ben çok bu konuda Diyanetimizde hocalarımızda ve gerçekten. Ben onu özellikle tebrik etmek istiyorum ve teşekkür etmek istiyorum. Şu anda en fazla uyulan yerler camiler. Bakıyorum herkes maskesiyle cemaat, mesafesiyle ve seccadesiyle. Ve seccadesiyle. Ve seccadesiyle. Ve bütün cami kapılarımızda dezenfekten. Yani çok iyi bakıyor. Ama yani baktığımızda pazar yerleri, evet. efendim, dışarılar, evet. sokaklar, dolmuşlar vesaire şeyler. Bu konuda biraz ihmalkarlığımız evet. var. Buna karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ifade edildiği gibi her şeyden önce toplum sağlığını tehlikeye atmış oluyoruz. Ve Konya hep ne yazık ki hayırda öncülük ederken burada evet. da ne yazık ki ilk üçlerde, beşlerde maalesef. Bu maalesef. Bize yakışmıyor. Maalesef, maalesef. Bizim dava bilincimize, medeniyet geçmişimize,
toplum bilincimize yakışmıyor. Bu konuda da dikkat edelim derken vefat eden bütün abilerimize, hocalarımıza da Allah'ım tekrar rahmet etsin. Ve tez vakitte bunu inşallah defetsin derim. Hocam şimdi kul hakkı deyince insanların zihninde parasal bir kul hakkı gibi. Halbuki bu ondan daha büyük. Cinayete sebep olma durumu söz konusu. Yani yarın Allah'ın huzurunda buna sebep olanlar cinayetle yargılanacaklarını da bilsinler. Bunu da vurgulamış olalım. Allah korusun. Belki de şöyle bir şey dinlemiştim bir fıkıhçıdan. Diyordu ki eğer bir kimse yani aracın sürati işte şu yolda şu kadar 90'la gitmen gerekiyor. İşte şu aracın yolun vesaire şeyin durumu dikkate alınarak 120 ile gidiyor veya 120 ile gitmesi gereken otobanda 200 ile gidiyor ve kaza yapmışsa veya kırmızıda geçip kaza yapıyorsa kaza yapmışsa bu bir intihardır diyordu. Evet, evet. Şimdi burada da eğer kendisine dikkat etmiyor vefat etmişse Allahu alem. Fetva olarak tam ben bilmiyorum hocam biliyor. Evet, bu bir intihar olabilir. Evet. Başkasına o da cinayet olabilir. Tabii olursa, yani sebep hukuken ölüme sebebiyet vermektir. Evet. Değil mi? Evet. Ölmez, bu konuda da Sayın Vekilim, benim bir talebim olarak da size arz etmiş olayım burada, bu program vesilesiyle. Bu konuda da ilgili bu tedbirlere riayet etmeyenleri, bu cezaların biraz artırılmasıyla ilgili bir girişiminiz bekliyoruz. Şöyle, bu konuda hem Ankara'da hem Konya'da defalarca toplantılar da yaptık. Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Emniyet Müdürümüzle, Jandarma Komutanımızla, milletvekilleri olarak Genel Başkan Yardımcımızla, hep birlikte ama ısrarla şunu ifade ediyoruz. Yani gece yarısı efendim parkta oturanlara yani herkesin başına bir polis, herkesi ceza değil, bilinç daha önemli. Mutlaka var. Evet. Şu anda da basın öğretmenlerimiz, eğitim camiamız, Diyanet camiamız, sivil toplum kuruluşları, odalarımız, ailelerimiz hep beraber. Problem toplumsalsa ve problemin çok tarafı varsa çözümünde çok tarafı vardır. Sadece çözümü sağlıkçılara, doktorlara, polise, zabıtaya bırakamayız. Evet. Hep beraber. Ne yazık ki bazen kabalıklar duyuyoruz. Efendim uyaranları, bile kabalık yapanları. Ya, böyle de uyaranlar da var. Yani buna riayet etmeyenler kendilerini suçlu gibi görecekler. Bu psikolojiyi vermemiz gerekiyor. Bana ne diyemez kimse. Şu anda gerek daha dün bu saatlerde Sayın Valimizle de uzunca bir görüşme yaptım. Gereken şeyler bir kat daha. Ama ısrarla diyorum ki cezadan önce bilinç. Evet. Herkesin başına bir polis, herkesin başına bir zabıta dikemeyiz. İlla bilinç. İnşallah o bilinci kavuşuruz. İnşallah. Toplum olarak, millet olarak. Tekrar İnşallah. Nevzat hocamıza dönelim. Allah rahmet eylesin. Bu mesajları verdikten sonra bunlar da güzel oldu. Şimdi üç sözü var hocam, Nevzat hocamızın. Onları ben hemen ileteyim. Ondan sonra söz sizinle vereceğim. Diyor ki, yaşadığı toplumun somut sorunlarıyla değil de başka şeylerle uğraşanlar ve uğraştıranlar toplumlarını din adına ve dinsizlik adına uyutanlardır. Güzel. Ot haline getirenlerdir. Evet, diyor Nevzat hocamız. Peki devam edelim. Bir sözü daha. İnandıkları yolda samimi olmayanlar yalaka olur. Güzel. Mikrop bile onlardan şereflidir. Güzel. Müthiş bir söz hocam ya. Peki. Ve son bir söz daha. Cömertlik ve infakı yaşantı haline getirmeyenlerden, mükemmel. Kendisi bunu yaşantı haline getirdiği için rahatlıkla söyleyebiliyor. Yaşantı haline getirmeyenlerden her şey olur ama kara gün dostu asla olmaz diyor merhum Nevzat hocamız. Son zamanlarda göndermişti bunu. Söz sizin. Allah rahmet eylesin. Madem birkaç sözünü siz söylediniz, bir sözünü de ben söyleyerek yine hayatına geçeceğim. Amerika ve Batı Kur'an-ı Kerim'den 100 yıl geride. Müslümanlar ise Batı'dan 100 yıl geride. Yani bu çok güzel bir tespit. Çok hakikaten böyle felsefeci olduğu için soru sorma ve sorulara cevap verme neden, niçin meselesinde çok kafa yorardı. Mesela bu söz çok mükemmel bir söz. Evet. Yani Batı Kur'an-ı Kerim'den 100 yıl, Allah Allah. Müslümanlar da Batı'dan 100 yıl. Yani biz böylece Kur'an'ın bize göstermiş olduğu o yüce büyük medeniyetten 200 yıl gerideyiz. Yani Kur'an'ı anlama konusunda 200 yıl geride olmuş oluyoruz. Geride olmuş oluyoruz. Böyle bir tespiti vardı. Şimdi 12 Eylül deyince
Hocam ben o döneminde de hep beraber olduk. Yani hapishane hayatının dışında çıktığı zaman hocayla biz hep beraber olurduk. Onun bir kimlik de edinmişti bir şekliyle o kimlikle. Mesela İstanbul'da uzun süre kitap satmaktan tutunuz da maişetini temin edebilmek için seyyar kitap satmaktan tutunuz da efendim muhasebecilik yapmaya kadar çok hakikaten çekti, çok uzun sürdü. Mesela Mamak'ta yatması, onun böyle önemli hadiselerden bir tanesi ve hani Akıncıların her alanda var olması, mesela Mamak'ta yatarken işte Akıncılar diye bir grup oluşturdu derhal, işte Tevfik Rıza Çavuş'un da olduğu, efendim Nevzat Hoca'nın da olduğu, hatta Muhsin Bey, rahmetli Muhsin Bey'le ilgili falan da ceza şeydeki Mamak'taki hatıralarından aktarırdı. Yani hocanın mesela orada şöyle bir şey söylediğini hatırlıyorum. Paylaşma konusunda orada rahmetli Tevfik Rıza da Akıncılar reisimiz, o da çok cömert bir insandı. Paylaşma konusunda çok güzel örnekler sergilediklerini, hem orada Marksistlere hem ülkücü camiaya güzel örnekler verdiklerini ve cömertlik ettiklerini hoca anlatırdı. Hakikaten Mamak'taki duruşları, varoluşları da çok Türkiye'de çok güzel örnekler teşkil edebilecek. Yani o hayatı bilen ki halen yaşayanlar var. Onlardan Nevzat Hoca'nın o Mamak'taki hayatını da ayrıca dinlemek gerekir. Ben bir de İstanbul'daki hayatından bahsettim. Hakikaten oralarda kitap satmaktan tutunuz da, hatta bazen tanıyan arkadaşlarla karşılaştığı zaman yok ben değilim, sen yanlış biliyorsun işte ben falanım falan dediğimi. Bir de şunu, İstanbul'daki yurt mücadeleleri. Evet evet, yani o şeyde hayır, o 12 Eylül dönemi kaçak, evet, olduğu, kaçak dönemler, olduğu dönemde. O eski dönemlerden bahsetmiyorum. O 68 kuşağı dönemi, evet, hariç. Orayı demiyorum ben. Yani evet, o şeyde 12 Eylül döneminde de İstanbul'da çok kaldı. Orada belli bir kimlikle saklandı. Ben oradaki o yurt mücadeleleri derken evet, orayı... Evet, o daha öncesi, daha onu önce belki başkalarından dinlemek lazım. Yani ben bu anlamda sürekli hani... Mesela işte dershaneler, Anadolu Dershanesi'ndeki çalışmasını biliyorum. Daha sonra işte Ankara'daki dershanelerdeki öğretmenliğini biliyorum. Daha sonra bizim Konya'da, Ekol'de ve İsmail Kaya'daki öğretmenliğini biliyorum. Gerçekten hoca o kadar, Allah da ona yardım etti. O kadar çok öğrenciyle muhatap oldu ki. Ve ben şunu da söyleyebilirim. Hakikaten bir öğrenciye ideal, dava, efendim, düşünce, inanç, ibadet aşılaması bakımından hoca gibisini görmedim ben. Yani Allah, Nevzat Hoca gibi Allah, pratik ve Allah da ona çok talebe verdi. Bugün yeryüzü Nevzat Hoca'nın talebeleriyle dolu desem, yani evet, o konuda zaten öğretmenlik böyle bir hasbi meslek doğrusu. Evet. Hoca'da da bunu görmek mümkündü. Evet. Yani evet. Evet, evet hocam, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sayın Vekilim, şimdi Nevzat Hoca'nın bir sözünü hatırlatarak ben sorumu yönelteceğimse. Evet. Ben kendisinden bizzat dinlediğim şuydu. Cumhur İttifakı'na çok önem verirdi. Doğru. Ve bunun çekirdeğinin o Refah Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı ittifaka bağlardı. 1991 seçimlerindeki ittifaka bağlardı. Ve de şunu derdi. Eğer o ittifak olmasaydı bugün Cumhur İttifakı kurulamazdı diye de böyle bir bağlantı kurardı ikisinin arasında. Buyurun. Evet, doğru. Onun üzerine çok vurgu yapardı. Ve bunu ülkenin geleceği açısından çok çok önemserdi. Evet. Hocamız bir defa kendini yenileyen bir insandı. Bakın 73 yaşındaydı. Onun yaşındaki birçok kimse hayattan soyutlanmıştır. Torunlarını sevmekle veya kahvesini yudumlamakla meşguldür. Ama hocam sürekli kendini yenileyen bir insandı. Ve sosyal medyayı çok kullanırdı. Evet. Ama sosyal medyada da hiçbir şey, yani şahsına ait veya işte efendim bir talep vesaire şey yok. Tamamen dava. Evet. Tamamen İslam davası. Bakımdan yani kendini yenilemesi şartlara diyordum yani Ankara'nın realitesi, evet, realizmi. Ankara'nın hocam o yönüyle kendini yenileyen birisiydi ve çok 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 kullanıyordu. Ve orada tartışmalara girmekten hiç kaçınmazdı. Birçok sosyal medya mecrasında ben kendisini görüyordum. Ve
eğer bir şeyi yanlış söylemişse, birisi düzeltmişse hemen özür dilemesini de bilir ve bunu kabul eder. Bu da önemli bir şey, evet. Önemli bir özellik. Evet. Evet. Hocayı hatırlayınca hep şey, Hacı ve İstade'nin hani bir talebenin ya. Yetişmesi için bin doğru. Münafığın kahrını çekerim var ya. Bu gerçekten hocamız için de tam böyle bir söylenebilecek bir söz. Bir de hoca kendisi cesur, cesaretin hı-hı. timsaliydi. Evet. Çocukların da böyle yetişmesi için sürekli çocuklar kampa götürür. Kampta beraber, evet. Ne yapar? Yüzmeyi hep hoca öğretir. Denize atar. Çocukları bakın. Tutar, korkar çocuk denize girmekten ilk defa. Atar denize. Ondan sonra kenardan bakar. İşte o çocuk can havliyle %90'ı yüzmeyi öğrenir. Eğer tehlike olacaksa hemen kendisi müdahale eder. Orada bak, bu çok önemli bir şey. Hocanın felsefesi bakımından. Evet. Yani yaptığı bir şeyi tesadüfen yapmadı. Yani kendi cesaretini de başkasına aşılama. Ona aşılama bakımından. Kamp, evet. Kamplara beraber giderdik. Yani sabahtan akşama kadar denizden hiç çıkmazdı ve bütün çocuklara bir günde yüzmeyi öğretirdi. Yani yüzlerce çocuğa. İstersen Allah. Yüzme atar denize. Yüzlerce çocuğa yüzme öğretti hocam. Yani o konuda evet. Çok gayretliyiz. Evet. Evet. Buyurun, son sözlerimizi de, alalım. Evet, son şunu ifade ettim hocam. Yani bakın onun çektiği sıkıntıları, efendim eziyetleri, ya. İşkenceleri vesaire şeyleri birileri çekseydi kırılır, darılır, küser, köşeye çekilirdi. Aynen öyle. Ama hocam insanlardan bir şeyi beklemediği için ve ecrini sadece Allah'tan beklediği için hakkın hatırını bütün hatırların üstünde tuttuğu için hiç ne kırıldı, ne küstü, ne gücendi, efendim ne kenara çekildi evet. Ve hep hayatın içinde oldu. Hı hı. Ve bakın daha işte yani 30 saat, 36 saat öncesini kendisiyle evet. Konuştum, cevap veremedi. Meğer hastaymış ve öksürükten konuşamıyorum diye yazdı. Allah. Yani o bakımdan, bu hocamız bakımdan önemli bir özellik. Yani hiçbir zaman yılmadı. Yılmadı evet. Son saniyeye kadar. Ve şununla belki bitirmemiz uygun olabilir. Hı-hı. Başkasına hiçbir zaman iş tarif etme kolaycılığına sapmadı. Ben ne yapacağım evet. Sorumluluğunu evet, yani çünkü birçok insan var, birçok hoca var veya birçok yani ilim adamı var, saygı duyarız. Ama köşesinde oturur, iş tarif eder. Elini soğuk sudan sıcak suya çok değdirmez. Evet. İş tarif eder. Konya'da bir deyim var. Yumuş buyuran yorulmaz diye. Ha, hocam ama öyle değil. Hep ben ne yapacağım sorumluluğunu hep hissetti. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Amin. Kabir amin. Cennet olsun. Amin. Bütün geçmişlerimize amin. Rahmet amin. Olsun. Amin. İslam'a olan muhataplığını mükellefiyete dönüştürebilen bir yapısı evet. Vardı değil mi hocam? Ben sosyal medyayla evet. Ilgili bir şey söyleyeceğim. Mehmet Görmez Hoca aradı. Yahu dedi, Nevzat abi bana son olarak şunu göndermişti dedi. Hı. Bunu okuyarak bitireyim isterseniz. Buyurun. Örnek ve model olan hür Müslümanlar nasıl ve ne zaman yetişir? Kur'an'ı zahir ve batın lime lime anlayan, bilen alimler yetiştiği bu alimlerin eliyle, diliyle 1400 yıllık İslam tarihinde din adına yazılanlar, söylenenler, Kur'an'ın ışığında yetişen bu alimler vasıtasıyla elden geçirilip Kur'an'ın ruhuna uygun olanlara sahip çıkıldığı, uygun olmayanların yok edildiği günler geldiğinde İslam dünyasında bütün insanlığın kurtuluşuna sebep olacak çok büyük hamleleri yapmak mümkün olduğu gibi çağlara ve her alanda mühür vuracak alimleri yetiştirmek artık çok kolaylaşacaktır diye. Mesela bunu Görmez Hoca'ya evet, göndermiş. Evet. Bas sağlığı dilerken bana ondan sonra da bunu göndermişti. Evet. Yani muhtelif platformlara, evet. Sosyal evet. Medyayı gerçekten evet. Çok iyi kullanan bir mesela kimse olur. Biz de sürekli kendisiyle mesajlaşırdık. Evet. Her mesajlaşmada mesela bir cuma mesajı göndereceği zaman mutlaka bir ayet, bir hadis ve onun açıklaması. Evet. Onunla evet. ilgili kendisinin anladığı anlamda bir açıklama, bir tefsir yapar, öyle gönderirdi. Allah gani gani rahmet etsin. Tabii Nevzat Hoca'yı bir programda almak yetmez. Onun için birkaç program yapmak gerekiyor. Ama rahmet dileklerimizle bitirmiş olalım.
Mekanı cennet olsun. Amin. Allah gani gani rahmet eylesin. İşte rahmetle, minnetle bir kere daha anmış olduk kendisini. Önemli olan da bu değil mi? Tabii. Gittikten sonra arkanızda güzel bir iz bırakıp hayırla yad edilebilmek. İnsan-ı kamil oldur ki koya yerine bir eser. Evet. Eseri olmayanın yerinde yeller eser. Nevzat Hocam'ın yerinde yeller esmiyor. Binlerce eseri olan talebeleri var. Evet, elhamdülillah. Kalkmadan maskelerimizi takalım. Maskelerimizi takalım. Evet. Ben şöyle bir temenniyle bitireceğim. Cenab-ı Hak şehit rızkıyla rızıklandırsın. Hocam amin. Zaten hükmen şehit değil mi? Evet, evet, amin. Salgından ölen şehittir diye hadis-i şerif var galiba. Yani çaresiz hastalık ve vebadan ölen şehittir. Cenab-ı Hak şehit rızkıyla amin. Rızıklandırsın inşallah. Amin. Amin. Değerli izleyiciler, bir hasbihal programı daha burada sona erdi. Nevzat hocamızı anmış olduk. Bir yiğit dava adamını anmış olduk. Allah kendisine rahmet eylesin. Efendim hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Konser ekranlarından hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İşte insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler. Peygamber Efendimizin Şema-i Şerifi ile ilgili bir hasbihal yapacağız.